Hollanda'da çok sık önlemler alındı. Marketler, restoranlar, kafeler hepsini kapattılar ve hatta dışarıya çıkma yasağı verdiler. Bize kulüpten Hollanda'dan dışarıya çıkma yasağı da verdiler. Yani ben şu an Hollanda'dayım. Antrenmanlar hepsi durgun. Hiç antrenman yok, hiçbir şey yok. Bize bir saat verdiler. İyi ki ormanın yanında bir yerde oturuyorum ve koşma antrenmanlarımı orada yapabiliyorum. Evde tabii ki birkaç fitness aletlerim var. Onlarla antrenman yapıyorum ve öyle az ve çok fit durmaya çalışıyoruz. Hepimiz için çok zor bir durum şu an. İnşallah kısa süre içinde geçer ve herkes ve her futbolcu da sahaya dönebilir yine. 12. ayda Willem Tilburg'a geldim ondan önce. Bochum 2. Bundesliga'da oynadım. 17 yaşında ilk profesyonel maçımı yaptım. Ondan sonra 20-25 tane profesyonel maç yaptım Bochum için. Şimdi Willem Tilburg'la Avrupa Ligi'nde oynamak isteyen bir takıma geldim. Sonuçta o da benim hedefim. Avrupa Ligi'nde oynamak, Avrupa Liglerinde oynamak, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve Avrupa Liglerinde seviyelerinde benim kalitemi göstermek. Onun için bu uygun olduğunu düşünüyorum ve inşallah gösterdiğim performansı da devam ettirebilirim. İki maç yaptım, o iki maç arasında bir asistim vardı. Şimdi bu virüs geldi araya, girdi araya. İnşallah virüs geçtikten sonra dediğim gibi performansı aynı gösterebilirim. Biz Trabzonluyuz, annem babam Trabzonlu. Bizim yaz izinlerimizde Trabzon'a gideriz, oraları göreriz, çok severiz. Onun için ben Trabzonsporluyum. İnşallah bir günde teklif gelirse Trabzonspor'da oynamak tabii ki hayalim var. Tabii ki de Süper Lig'i takip ediyorum. Bu sene Trabzonspor çok iyi bir pozisyonda. İnşallah şampiyonluğu elimizden almazlar bu sene. Bakalım zaman ne getirir. Dediğim gibi hedefim bir gün Trabzonspor'da oynamak ve inşallah bu hedefim ve hayalim de gerçek olur. Benim örnek aldığım futbolcular, benim birçok örnek aldığım futbolcular var. Çünkü ben sadece bir futbolcuya odaklanmam. Zidane'ın kalitelerine bakarım, Edgar Davids'in kalitelerine bakarım, Emre Belözoğlu'nun kalitelerine bakarım. Yani onlar çok süper ve üst seviyede oynayan oyunculardı. Ve hala da öyleler. Ve tabii ki de Trabzonspor'da Jose Souza'nın orta sahadaki kalitelerine herkes görüyor ve her maçta da performansı olağanüstü bir maçlar çıkarıyor. Öyle yani, o oyunculara baka baka kendim ve kendi performansımı da daha etkili yapmaya çalışıyorum. Tabii ki de yani %100 hedefim Türkiye milli takımında oynamak. Her zaman hedefimdi, her zaman hayalimdi. Şimdiye kadar hep U15'ten U20'ye kadar Alman milli takımında oynadım. Ama yani sonuçta öyle bir teklif de gelmedi Türkiye'den, ama gelse seve seve ve hemen ve isteye isteye oynarım. Sonuçta bizim ülkemiz için oynamak çok gurur verici bir şey. Ve inşallah o gün gelir ve Türkiye milli takımın formasını da üstümde taşırım ve Türkiye milli takımında oynarım. Tabii ki her transfer süresinde Türkiye'den ve Türk takımlarından teklif geldi, ama ben şu an Avrupa'da kalmayı ve Avrupa'da top oynamayı öne çektim. Ama tabii ki de zamanı geldiği zaman biz Trabzonluyuz, ben Trabzonsporluyum ve zamanı geldiği zaman Trabzonspor bana bir teklif yapsa seve seve ve isteye isteye oynarım. Onun için bakalım zaman ne getirir. Ama şu an dediğim gibi Avrupa'da kalmayı ve Avrupa'da kendimi ve kalitemi göstermeyi istiyorum.